Medyascope TV'de erken seçim özel yayınıyla karşınızdayız. Dün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında erken seçimi işaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün yapılan yüz yüze görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve bu toplantının ardından 24 Haziran'da seçim yapılacağını açıkladı. Evet, biz de bugün konuklarımızla bu konuyu ele alacağız. Öncelikle hattımızda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve İYİ Parti kurucusu Ali Türkşen var. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Herkese saygıyla selamlıyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Öncelikle nasıl karşılıyorsunuz bu erken seçim tarihini? Efendim, erken seçim tarihini tabii birkaç şekilde karşılamak mümkündür. Bugüne kadar erken seçimle ilgili kesinlikle erken seçim olmayacak. 2019'da yapılacak normal zamanda seçimler denmesine ve bunun da çok kısa bir süre önce söylenmesine rağmen Sayın Devlet Bahçeli ağzıyla biz aslında öyle istemedik ama madem böyle bir ihtiyaç var, bir takım gerekçeleri de değerlendirerek bunu öne çekebiliriz diyebilmek için zannediyorum bir danışıklı dövüşün senaryosunu görüyoruz. Ve onun devamında da şu anki iktidar partisinin lideri bir takım gerekçeler öne sürerek Sayın Devlet Bahçeli'nin belirttiği tarihten çok daha öne çekerek bir tarih ifade etti. Bu şekliyle ben tabii kendi partimin açısından baktığım zaman Sayın Genel Başkanımızın bir an önce Cumhurbaşkanı olacak olmasından dolayı son derece memnunum. Aynı şekilde İYİ Parti'nin de bir an önce iktidar olacak olmasından dolayı son derece memnunum. Öte yandan bu tarihin bu kadar öne çekilmesinin tabii bir başka etkisi de bakın çok kısa bir süre önce 25 Ekim tarihinde kurulmuş bir partinin Türkiye'yi nasıl bir siyasi zorlamaya soktuğu ya da bir takım mecburiyetlere soktuğunun görülmesi açısından da çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Eğer İYİ Parti kurulmamış olsaydı, Sayın Genel Başkanımız böyle bir oluşum içerisinde gitmemiş olsaydı herhalde bu kadar bir aceleyle yangından mal kaçırıcı bir erken seçim tarihi belirlenmezdi. Bu da İYİ Parti'nin gücünü göstermesi açısından çok önemlidir. Öte yandan bir şeyde tabii ki ihmal etmememiz lazım. Bugün biz maalesef tek adam rejimi diye bir türlü anlatamadığımız bazı vatandaşlarımızı ikna edemediğimiz bu rejim sistemi içerisinde bütün kurumların devlet değil hükümetleştirilmesi kapsamında YSK'nın, Yargıtay'ın bütün kurumların hükümetleştirilmesi kapsamında bu tarihin de İYİ Parti'nin seçime girmesine engel olacak şekilde o düşünceyle belirlendiğini değerlendiriyorum. Ancak biraz önce, bir saat kadar önce Sayın Genel Başkanımız canlı yayında bir açıklama yaptı. Tabii ki medya üzerinden, çünkü başka herhangi bir televizyon kanalını gördüğünü de çok zannetmiyorum. Ben de internet üzerinden izledim. İYİ Parti'yi bu şekilde seçime sokmama gibi bir iradenin olması mümkün değil. Çünkü bütün teknik şartları İYİ Parti şu anda yerine getirmiş durumda. Bizim birinci olan kurultayımızı yaptığımız 10 Aralık 2017 tarihinden tam 6 ay sonrasından itibaren teşkilatlanmalarımızı da tamamladığımız için seçime girmemize 10 Haziran 2018 tarihi itibariyle herhangi bir engel yoktur efendim. Çok teşekkür ederiz Ali Türkşen. Çok teşekkürler. Rica ederim efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, özel yayın devam ediyor. Stüdyomuzda Sedat Pişirici var. Sedat abi, sana dönmeden önce bundan sonra hangi konukları alacağız? Bir onu izleyicilerimize paylaşalım istersen Burak. Tabii, Ali Türkşen'le başladık. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi. Bundan sonra attığımızda Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Filiz Keresteceoğlu olacak. Ondan sonra yazar Levent Gültekin'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Cener'le hem partisinin bakışını hem de hukuki durumu konuşacağız. Hemen ardından Birol Aydın, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı hem Erdoğan açıklamalarını hem de ittifakları değerlendirecek. Son olarak da Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'le bugün Ankara'da yaşananları konuşacağız. Evet, Sedat abi ne söylemek istersin? Neden böyle bir karar? Şimdi bugün saat 15.30'da yapılacak olan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi öncesinde haber kanallarını izlerken enteresan bir şeye şahit oldum.
iktidar bloğunu desteklediği varsayılan gazetelerin köşe yazarları, iktidar bloğunu desteklediği varsayılan kimi kamuoyu araştırma kuruluşlarının sahipleri dediler ki bir erken seçim olasılığını düşük görüyoruz. Eğer ki Erdoğan bir erken seçime karar verecek olursa bunun tarihinin 26 Ağustos işte olacağını öngörmüyoruz. Olsa olsa bunun tarihi işte Eylül ayı olur, okulların açıldığı zaman olur. Niye daha erken olmaz? İşte erken olunca insanların seçime katılması az olur. Ama Eylül'de okullar açılmıştır, bütün seçmenler yerlerindedir. O tarihlerde seçim yapmak daha iyi olur. Sonuçta 15.30'u biraz geçe Cumhurbaşkanı Erdoğan ekranlara çıktı ve 24 Haziran'da erken genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız dedi. Bu açıklamasıyla birlikte Erdoğan'ın önce totosu yatan bu gazetecilerle bu araştırma kuruluşu şirketleri oldu. Onu bir altını çizelim. Şu nedenle çizelim. Bu bir erken seçim mi? Bu bir erken seçimden ziyade bir acil seçim gibi görünüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklaması aslında MHP liderinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile kendi partisinin paralel siyasi sürecinde rastladığımız yeni bir şey değil. Bahçeli 2002 yılında işte iktidar ortağıyken, ANAP, DSP, MHP koalisyonunun ortağıyken de 3 Kasım 2002'de erken seçim yapalım diye çıkıştı ve o çıkışın ardından işte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi. Kendisi de o seçimlerde baraj altı kalmış, parlamento dışında kalmıştı. 2007 yılında gene Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasını sağladı. 16 Nisan referandumunda desteği var. 1 Haziran seçimlerinde çoğunluğu kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir sonraki seçime gitmesinde büyük yararı oldu, yardımcısı oldu Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi enteresan olan da şu, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi siyasi tarihi boyunca sürekli olarak seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini söylerken ilk defa, hatta dün meclis grubundaki konuşmasında dahi 2019'daki seçimlere hazırlanalım, yanılmıyorsam 3 kere 4 kere bu mesajı vermişken kalktı bugün erken genel seçime karar verdiklerini açıkladı. Herhalde bir bağlantımız var. Evet, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Evet, nasıl değerlendirirsiniz erken seçim kararını? Panik halinde alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomik gidişat gerçekten kötü, savaş politikaları her bakımdan aslında bir çıkmazda, meclisi bir noterlik makamı haline dönüştürmeye çalıştılar. Aslında diktatörlüğün tescili için bunu yapmak istiyorlar. Çünkü bugün de az önce zaten genel kuruldan çıktık. O hali uzattılar 7. kez ve o hal şartlarında seçime gidilecek. Yani biz bunu her seferinde eşit propaganda koşulları olmadan, toplumsal muhalefetin sesini bastırarak, o halden yararlanarak, sözde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından getirilen o hali aslında bir fırsata çevirip kendi lehlerini sürekli kullanarak bu tür yönetme biçiminin zaten gerçekten diktatörlükten başka bir adı yok. Bir de şey tabii ki yani aslında o kadar yalanla karşı karşıya ki halkımız
sürekli seçim zamanında olacak, sürekli erken seçim olmayacak. Böyle sözleri daha çok yakın zamanlarda Erdoğan'ın var. Ama onlar için artık bu önemli değil. Yani önemli olan tek şey kendi bekaları, kendi iktidarlarını ne pahasına olursa olsun sürdürebilmek. Çünkü biliyorlar başka türlü olsa yargılanacaklar yolsuzluklardan. Bu kadar gerek savaş suçu olsun, gerek başka yaptıklarından dolayı olsun. Bunları göze alamayacaklarını bildikleri için o panik halinde, hani dolar nasıl yükseliyorsa onlar da aynı şekilde inişe geçtikleri için ters yönde böyle bir kararı aldılar. Bir de tabii şey de var, yani başka partilerin de hani İYİ Parti olsun işte seçime girmesini engellemek, işte herkese bu erken seçim değil zaten, bir baskın seçim, herkesin hani çalışmalarını yapamamasını sağlamak, bir an önce işte kendilerinin kendileri için bir geleceği kurmak. Yani ülkenin geleceği, ekonomisi, insanların yaşamı, geçim dertleri, bunlar hiçbiri umurlarında değil. Yarın işte bugün kanser ortak önergesi konuşulacaktı. Ülke hastalıktan da kırılıyor aynı zamanda. Ya da çocuk hakları, kadın hakları, iş cinayetleri. Bunlar hiçbiri umurlarında değil. İşte dediğim gibi kendi bekaları için aslında böyle bir kararı aldıklarını düşünüyorum. Ama 24 Haziran'da gidişlerini de göreceğiz. Yani bunu hakikaten inanarak söylüyorum. İnsanların çoğu zaman o baskı altında yaşadıkları sessizlik aynı zamanda çok büyük bir tepkiyi ve öfkeyi de içeriyor. Bu kadar da yalanla karşı karşıya kalmak, yani 3 gün içinde bile söylenen yalanın haddi hesabı yok. Bunun karşısında halk gereken cevabı verecektir diye düşünüyorum. Fizan Hanım, şunu da soralım. Halkların Demokratik Partisi olarak ittifaklara açık mısınız? Şimdi biz bunu söyledik hep. Yani bu işte partiler düzeyinde bir şekilde olmasa da, yani demokrasi güçlerinin, ülkedeki tüm demokratik muhalefetin ittifak yapması gerekiyor. Gerçekten bu artık zulüm rejiminden bezmiş olan ve bu iktidarı göndermek isteyen herkesin bir şekilde ortak hareket etmesi gerekiyor. Ama tabii ki bütün bunlar prensipler, ilkeler çerçevesinde olabilir. Hani biz bugüne kadar o hal şartları diyorduk, seçimden önce bunu konuşmamız lazım, onun kaldırılması lazım diyorduk. Ama çok fütursuz bir iktidar bu. Her şeyi ben yaparım, olur diyerek dayatan bir iktidar. O nedenle artık onlara dur demenin zamanı gerçekten geldi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, Medyaskop TV'de erken seçim özel yayını devam ediyor. Sedat abi, istersen hemen bir hemen ekonomiye, ha evet, bir ekonomiye daha... ekonomiye geçmeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu erken seçim 24 Haziran üniversite sınavına denk geliyor denmişti. YÖK hemen sınav tarihini değiştirmiş. Yeni sınav tarihi 30 Haziran 1 Temmuz olarak açıklanmış. Yani bu ne demek? Demokrasilerde çare tükenmiyor. Bir bilgi daha var. OHAL 3 ay daha uzatılmış rejiden arkadaşlar söylediler. OHAL'in 3 ay daha uzatıldığı bilgisi geldi. Yani bu şu demek oluyor, seçimlere OHAL'le girileceği anlamına geliyor. Evet Sedat abi, şunu da soralım. Ekonomide son durum neydi? Ya da bu seçimin bu kadar erkene çekilmesinde ekonomi nasıl bir rol oynuyor? Ekonomi muhakkak çok büyük rol oynuyor. Bakın 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimle iktidara geldi Adalet ve Kalkınma Partisi. Ertesi gün 4 Kasım 2002 pazartesi günü Türkiye'de dolar kuru 1 lira 60 kuruş, euro kuru o da aynı şekilde 1 lira 60 kuruştu. Bu siyasi partinin iktidarda bulunduğu 15 yılın sonunda bugün itibariyle dolar 4 lira, euro 5 lira. Öte yandan bu siyasi parti uzun süre ekonomiyi önceki iktidarlardan çok daha iyi götürmekle övündü.
iyi götürdüğü zamanlar da açıkçası oldu. Ama örneğin bugün enflasyon çift haneli değerlere ulaşmış durumda. Bu enflasyon bir türlü tekrar tek haneli değerlere gerilemiyor. Yakın zamanda bakıyoruz. Şimdi bundan 3,5-4 ay önce 2 lira 70 kuruş olan dolar 4 liraya fırlayınca işte Yıldız Holding 8,5 milyar dolarlık borcu için, Doğuş Grubu 5 milyar 800 milyon dolarlık borcu için, işte eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın holdingi 700-750 milyon dolarlık borcu için bankaların kapısını çalmak ve yeniden borç yapılandırması talep etmek zorunda kaldı. Türkiye'de 420 milyar dolar mertebesindeki dış borcun esasen büyük bir bölümü özel sektöre ait bir borç. Ama o dolar kurunun işte 2 lira, 2,5 lira, 2 lira 70 kuruş olduğu mutlu güzel günlerden onlar açısından 4 liralık kura geldiğin zaman işte bu dolarla borç yapıp bir şekilde büyümeye çalışma arzusu da birdenbire kabusa dönüşüyor. O kabusa dönüşünce bu borç yapılandırma talepleri patlıyor. Onlar patladığı zaman işverenlerin ya da şirketlerin, çalışanların ücretlerini yapılandırması devreye giriyor. Ücret zamları baskılanıyor. Efendim, yan haklar baskılanıyor. Bunlar birbirlerini tetikliyor ve birdenbire memlekette homurdanmalar başlıyor. Eğer 2019'a kadar bu süreç devam etseydi, zannediyorum bu iktidar bloğu ekonomideki bu kötü gidişi herhalde yönetemeyecekti, düzeltemeyecekti. Bunu da anladılar ki panik halinde bir acil seçime karar verdiler. Evet, Levent Gültekin telefon hattımızdaydı ama az önce bir kesinti yaşadık. Tekrar arayalım Levent Gültekin'i. Ya gençler, konuşmak durumunda Levent... bekledim, toplantıya girdim. Evet, Levent Bey toplantıya girdiğini belirtti. İsterseniz stüdyoyla devam edelim. Evet, şu an canlı yayındayız Levent Bey. Eğer vaktiniz varsa birkaç kısa cümle, bir evet. Bir şey söyleyeyim. Toplantı halindeyim. Gerekli açıklamayı birazdan yapacağım. Bu bir seçim değil. Gasptır özgürlüğümüzü, geleceğimizi, çocukluğumuzun geleceğini, hayatımızı gasp etmek. Bu seçim olmaz. Bütün kuralların, uyum yasalarının çıkmadığı bu kadar baskın bir seçim, ben ülkeyi yönetemiyorum, gasp ediyorum demektir. O yüzden ne yapacağımızı, ne diyeceğimizi konuşuyoruz. Bu toplantı ardından gerekli açıklamayı yapacağım. Peki, tamam, çok teşekkürler. Levent Bey'in söylediği gibi bir de bir uyum yasası meselesi var. Yanılmıyorsam gelecek hafta, bu hafta ve gelecek hafta bu uyum yasaları konusunda meclis çalışmaya başlayacaktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz 16 Nisan referandumunda kabul edilen, az farkla da olsa kabul edilen bu sistemin uyum yasaları meclisten geçecekti. Ardından bu uyum yasalarının düzenlemesi gereken diğer yasa maddeleri ele alınacaktı ve bu süreç işte 2019'un Kasım ayına kadar devam edecekti. İktidar bloğu öyle öngörmüştü. Bunu yumuşak bir geçiş olarak da tanımlıyorlardı. Arada bir işte yerel seçim olacaktı. Belediye seçimi olacaktı. O belediye seçiminde belki güçler sınanacaktı. Neyin ne olduğu görülecekti. Belediye seçiminin ardından Mart ayından sonra 2019'un efendim yerel seçimdeki duruma göre belki bir şeyler revize edilecekti. Belki bir yerler tahkim edilecekti. Böyle bir geçiş öngörülürken enteresan bir şekilde Bahçeli'nin çıkışı ve Erdoğan'ın bugünkü açıklamasıyla Türkiye birdenbire 24 Haziran'daki acil seçimi kapısında buldu. Peki şu da merak ediliyor. Şimdi normal şartlarda genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yerel seçimler vardı. Acaba bu bunun öne çekilmesinde yerel seçimlere dair Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir endişesi söz konusu muydu? Ya onu
Bilemem, olabilir. Şimdi 36 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum. Böylesini ilk defa ben görmüştüm. Yani genel seçimlerden önce yerel seçim yapılacak olmasını. Bu süreçte de enteresan o. Yani kritik bir genel seçim yapıyorsun, değil mi? Aynı zamanda Cumhurbaşkanı seçiyorsun. Bundan önce yapılacak olan bir yerel seçimde iktidar açısından her şey ters gidebilir. Yani o yerel seçim, bu ülkede oldu. İşte Anavatan Partisi iktidardayken yerel seçimlerde yerel iktidarı dönemin SHP'si Sosyal Demokrat Halkçı Partisi kazandı. Belki gene öyle bir şey olabilirdi. Belki kamuoyu araştırmaları böyle bir şeyi gösteriyordu. Her ne kadar olağanüstü hal altında da olsa Türkiye, şimdi de normalde 2019'da da muhtemelen yapılacak seçimlerde olağanüstü hal altında gidecek olsak da Güneydoğu'da Halkların Demokratik Partisi ne kadar baskılanırsa baskılansın, hep bize en azından Güneydoğu'da mesela gösterdi ki gerek bağımsız adaylar üzerinden gerek doğrudan partili adaylar üzerinden oralarda Halkların Demokratik Partisi'ni aşmak mümkün olamıyor. Görüyorsunuz hep haritalarda çıkıyor. Her ne kadar iktidar partisi o seçim sonu haritalarında sonra kendini övünç payı çıkarsa da o haritalarda bütün kıyıların kırmızı olduğu, muhalefetin belediye başkanlıklarıyla örülü olduğu görülüyor. Yine iktidar partisinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte kısa süre önce başta İstanbul olmak üzere, İstanbul, Ankara olmak üzere belediye başkanlarını metal yorgunluğu diyerek görevden alması muhtemelen bu siyasi partinin kadrolarında da bir sıkıntı yaratmıştır. Çok güvendikleri liderlerinin, pek güvendikleri partilerinin işte o düzeylerdeki kendilerini yarı yolda bırakabileceğini, oyunun dışında kalabileceklerini görmüş olmak herhalde onların da kalbini kırmıştır. Dolayısıyla önümüzdeki yerel seçimde iktidarın ve iktidar bloğunun bir hezimeti göze alamayacağı da söylenebilir. Bir de buna şunu eklemek lazım. Şu konuşulmuştu zaman zaman. Tamam biz Cumhur İttifakı adı altında genel seçimde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket edeceğiz de AKP ve MHP'den söz ediyorum. Yerel seçimde ne yapacağız soruları MHP sözcülerinin ağzından dökülmüştü. Bunlar yazılıp çizilmişti, haber olmuştu. Ona o zaman bir cevap verilememişti. Zannederim bir bağlantımız var, ben susayım, siz devam edin. İlhan Ciyener, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Ciyener telefon attığımızda. İlhan Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz erken seçim kararını? Valla şimdi bir haber daha vereyim. Yani sizler öğrenmişsinizdir. Dumanı çıtıyor haberin. Biraz önce, birkaç dakika önce meclis o halin birinci kez uzatılmasına paylaştık. Karar verdi. Daha doğrusu AKP karar verdi. Daha doğrusu saray buna karar verdi. Şimdi bu ikisini birbirinden ayrı düşünmememiz lazım bence. Yani bu seçime de o hal koşullarında gidileceğini gösteriyor. Geç daha önce defalarca anlatmaya çalışmıştım ben. O hal artık kalıcılaştı. Yani o halin bel kemiğini oluşturan kanun hükmünde kararnamelerin tamamı yasalaştı. Ve o hali de aşan bir olağanüstülük yaşıyoruz biz aslında siyaseten. Şimdi bu koşullarda seçime gidilecek. Artık seçim güvenliğiyle ilgili büyük sorunlar var. Bir kere siyaseten AKP'nin ben zaten hali hazırda kaybettiğini, ittifaka rağmen kaybettiğini düşünüyorum. Ama işte bu kaybı telafi edebilecek bir takım mekanizmaları zaten onun içindir ki devreye sokuyorlar. Eğer İYİ Parti seçime girememesi düşünülerek bu tarih belli edilmişse, çünkü İYİ Parti sorunlarından birisi dün 28 Haziran itibariyle teşkilatlanmalarının tamamlanmış, 6 ay öncesinden tamamlanmış ve
28 Haziran'dan sonraki her tarihte İYİ Parti'nin seçime girebileceğini söylemişti. Ama işte bugün 24 Haziran olarak açıklanınca bu kez İYİ Parti her koşulda girebileceğini açıkladı ama orada bir belirsizlik var. Bunun önemi şurada, seçimin ahlaki zeminini, zaten çok bozuk olan ahlaki zeminini bir kez daha ortadan kaldırmış oluyor. Yani bir partinin seçime girmemesi için bunu yapıyorlar. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda AKP bir proje olarak, bir siyasi organizasyon olarak zaten kaybetmiş durumda. İttifak da onları kurtarmamış durumda. Tabii o hal koşulları... Yani çünkü referandumda da gördük bunu, kamunun tüm olanakları, yani yapabilecekleri her şeyi yaptıkları halde ucu ucuna yani çıkan sonucun doğru olduğunu kabul etsek bile ucu ucuna bir referandum alındı. Saflar yaklaşık aynı olacaktır Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Şimdi burada asıl sorumluluk muhalefete, başta Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşer hale geldi. Hem sandık güvenliği açısından hem bu ahlaki zeminin çok iyi anlatılarak toplumun güçlü bir mobilizasyonla harekete geçmesini sağlamak hem de aşırı kazanma motivasyonuyla zaten kaybetmiş olan bir siyasi proje karşısında siyasi hata yaparak süreci yanlış yönetmezsek eğer ben bu seçimi AKP ve küçük ortağının kaybetmiş olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir hukukçu gözüyle sizi işin hukuki boyutunu da sormak istiyoruz. Uyum yasaları malum şimdi gündeme gelecek. Bir, bunların yetişmesi mümkün mü? Nasıl bir takvim bizi bekliyor? İkincisi de burada iktidar bloğunun yapabileceği hukuki hamleler muhalefetin işini daha da zorlaştırır mı? Ya kuşkusuz, şimdi ittifak yasasını niye çıkardılar? Oylarını maksimize etmek için çıkardılar. Yani ittifak yasasında yaptıklarını muhtemeldir ki önümüzdeki süreç içerisinde uyum yasalarında da yapacaklar. Bunu görmemek için kör olmak gerekir. Ama hikaye var dediğiniz gibi. Anayasanın 67. maddesinin son fıkra hükmü, son yapılan referandumla değiştirilen anayasa hükümleri çerçevesinde bypass edildi. Yani seçim değişiklikleri bir yıl içerisinde yapılacak seçimlere uygulanmaz, seçim yasalarındaki değişiklikler. Bu bypass edildiği için bu anlamda bir süre sıkıntısı yok. Bu çok tartışılıyor. Yani anayasanın 67. maddesindeki seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz hükmü bu seçimde uygulanmayacak. Yani seçime bir gün kala çıkmış bir yasa bile seçimde uygulanabilecek. Öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor değil, öyle. Birincisi bu. İkincisi doğrusu uyum yasaları içerisinde zorunlu olarak mutlaka çıkarılması gereken dediğimiz şeylerden birincisi Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin bu 100 bin imza hikayesinde bir belirsizlik var. Yani işte Cumhuriyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan partilerin aday gösterebilmesi için eskiden 20 milletvekili imzası gerekiyordu. Şimdi değiştirildi o. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunma koşuluna ya da 100 bin imza toplanma şartına bağlandı. Şimdi bu 100 bin imzayı noterden verilirse başka bir şey olacaktır, başka tartışmalar olacaktır. Daha kolaylaştırılıp işte seçim kurullarına ya da işte UYAP gibi kimliği belli edebilecek mekanizmalar aracılığıyla yapılırsa başka olacaktır. Ben bu seçim uyum kanunlarının çıkarılmasının zorunluluktan ziyade daha çok muhalefeti parlamentoda tutup oyalama taktiği olarak yapılacağını düşünüyorum. Çünkü zaten öteden beri Cumhurbaşkanı bir seçim kampanyasını yürütüyordu. Ve AKP'nin başarılı olduğu kampanyaların tamamında diğer kişilerin ikincileştiği, hatta artık teşkilatlarının bile ikincileştiği, çünkü kamuya, medyaya, işte iletişim olanaklarına tamamen hakim oldukları için Cumhurbaşkanı'nın
yaptığı propaganda aslında devletin yapmış olduğu bir propaganda sayılıyor. Zaten başka birilerinin de ona dahil olmasına gerek olmuyor. İşte bürokrasiyle, polisiyle, askeriyle, yargısıyla zaten o kampanyayı hep birlikte yürütüyorlar. Burada muhalefeti mecliste tutmak için muhtemeldir ki bu uyum yasası çıkarılmalı falan diyeceklerdi. 2-3 şey hariç. Ama sahiden iyi niyetli yani yasaya seçime yetişsin denilecekse eğer uyum yasaları muhalefette uzlaşılır. Kısa sürede geçirilir yani. Birkaç gün içerisinde yasalar geçirilebilir. Zaten öteden beri AKP'nin torba yasa mantığı var. Öyle getirirler, öyle geçer. Onun bir sorun oluşturacağını zannetmiyorum. Yeter ki iyi niyetli bir zeminde buluşulabilsin. Ama orada da tereddütüm var benim. Çünkü AKP mutlaka kendine yontacak bir takım başka yasal düzenlemeler yapmak isteyecektir. Çok teşekkür ederiz İlhan Caner. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Sedat abi tekrar sana dönersek. Şimdi burada koşullar muhalefeti ittifaka zorluyor mu? Şimdi koşullar muhalefeti ittifaka zorluyor mu zorlamıyor mu bilmem. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu ana kadar yapılan değerlendirmeleri iki grupta toplayabiliriz. Bir grup diyor ki Cumhurbaşkanlığı seçimi işte iki turlu olacaktır. İlk turda herkes kendi adayını çıkartmalıdır. İkinci turda muhalefet ortak aday üzerinde ittifak oluşturmalıdır. Bir grupta diyor ki muhalefet en başından ortak aday üzerinde uzlaşıp seçime onunla girmelidir. Onun tekniğini ben çok anlamam, bir şey söyleyemem şimdi, çok da üzerinde çalışmış değilim. Fakat şimdi İlhan Cihaner'in söylediği mesele, uyum yasaları meselesi. Bakın, muhalefet bir yerde ittifak yapacaksa önce burada ittifak yapmalı. Şimdi düşünün, demin söyledim ya, bu uyum yasaları işte 2019'a kadar yayılacak ve öyle gidecek, bitirilecekti. Cumhurbaşkanlığı seçim kanununda 7 madde. Milletvekili seçim kanununda 9 madde. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunda 10 madde. Siyasi partiler kanununda 11 madde. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu kanununda 30 madde. Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu'nda 27 madde. Askeri Ceza Kanunu'nda 50 maddede bir kere değişiklik yapılması gerekiyor. Uyum yasaları bunları içeriyor. Bir konumuz daha var galiba, devam edelim. Evet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın telefon attığımızda. Birol Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olasınız. Evet, bir erken seçim kararı, erkenin de erkeni diye değerlendirenler var. Şöyle başlayalım, nasıl değerlendirirsiniz ve muhalefet sizce bu sürece hazır mı? Hayırlı olsun. Sayın Bahçeli erken seçim dedi, Sayın Erdoğan da baskın seçim dedi. İnşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı olur. Olup biten her şey milletimizin, insanımızın gözünün önünde cereyan etmektedir. Her bir vatandaşımız, her bir yurttaşımız olan biten her şeyi hem görüyor hem de her şeyin farkındadır. Biz öteden beri Sayın Genel Başkanımız belki onlarca kez hatta bir erken seçim değil bir baskın seçim beklentisi içerisinde olduğumuzu, hükümetin ancak bir baskın seçim marifetiyle kendince muhalefeti zor durumda bırakacağını, olağanüstü halin 7. kez uzatılmış olmasını, bunları müteahhit defalar dile getirdik. Dolayısıyla biz Saadet Partisi olarak erken seçim değil, baskın seçimden hazır bir partiyiz. Böyle zannediyorum muhalefet partileri de onca yaşanandan sonra önümüzdeki seçimlerde ne yapabileceğini, ne yapamayacağını ölçüyor, biçiyor. Çok rasyonel bir seçim dönemi yaşayacağız. Ve siyasi partiler de ona göre pozisyonlarını alacaklar. Evet, tam da buradan devam edelim. Şimdi bugünden baktığımızda Saadet Partisi ittifaklara ne kadar açık ve partilerle görüşülecek mi?
Cumhurbaşkanlığı parlamento seçimlerinin vaktinde yapılacağını söyledi. Müteahhit defaları bunu dile getirdi. Sonra ansızın bir Cumhur İttifakı'nın bir tarafı bir erken seçim açıklaması yaptı. Aa, millet birden ne oluyor dedi. Ardından bugün bir kez daha millet ne oluyor dedi. Çünkü erken seçimin de erkeni oldu, baskın seçim oldu. Belki Eylül'de, Ekim'de olur diye belki insanımız bekliyordu seçimi. Ama tam böyle milletin dikkatini celbedecek şekilde bir karar verildi. Baskın seçim oldu. Ben şunu net olarak ifade ediyorum. Biz de Saadet Partisi olarak bütün milletimiz aa ne oluyor diyebilecekleri bir süreci yaşayacağız. Ve bu millet germeyen, kutuplaşmayan, kutuplaştırmayan, milletin tamamını kucaklayan ve tüm vatandaşlarımızın saygı duyduğu partiler üstü bir cumhurbaşkanını bu kısa zamanda Allah'ın izniyle seçeceğiz. Milletimizle beraber seçeceğiz. Kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle, yaşımızla biz önümüzdeki 24 Haziran seçimlerini Türkiye'nin normalleşmesi, toplumun bütün kesimlerine saygı duyduğu ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir cumhurbaşkanını ve Türkiye'yi normalleştirilecek bir parlamento aritmetiğini temin edeceğiz. Biz büyük bir sorumlulukla Saadet Partisi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bunda çok kısa zamanda bütün milletimiz görecek. Biz süratle yetkili kurullarımız toplantılarına ardışık olarak sürekli yapacaklar. Şüphesiz siyasi partiler arasında farklı, doğrudan ya da dolaylı bir takım olacak. Dediğimiz gibi biz nasıl 24 Haziran seçimlerini bizim açımızdan değil ama milletimiz açısından aa ne oluyor dediler de şekilde İktidar Partisi bir karar aldı. Biz de milletimiz ne oluyor diyecekleri ama müsbet manada diyecekleri korkularının değil umutlarının yön verdiği bir süreci başlatacağız Allah'ın izniyle. Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın görüşlerini dinledik. Tekrar stüdyodayız. Uyum yasalarından devam edelim. İzin verirseniz, demin saydım şu kadar düzenleme yapılması gerekiyor diye. Ve işte bu düzenlemelerin yayıldığını öngörmüştü iktidar partisi, biz de öyle anlamıştık. Şimdi Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamada bu konuyla da ilgili enteresan bir bilgi var. Ne diyor? Uyum yasaları geçtikten sonra beklemeye gerek yoktur. Şimdi bunu nasıl anlamalıyız? Bu uyum yasalarının beklenenden çok daha hızlı bir şekilde geçirileceği olarak da anlayabiliriz ki 24 Haziran'da bir seçim yapılacaksa bu uyum yasaları gerçekten de çok hızlı biçimde meclisten geçirilmeli. Demin sordunuz ya, muhalefet ittifak yapar mı? İşte muhalefet ittifak yapacaksa buralarda belli olacak muhalefetin nasıl ittifak yapacağı. Meclisteki muhalefet işte CHP, HDP, işte İYİ Parti'nin bir iki milletvekili falan, bir de meclis dışındaki asıl muhalefet Saadet Partisi, işte İYİ Parti ve muhalefetin irili ufaklı diğer temsilcileri. Zannederim bu süreç muhalefetin de 24 Haziran'da nedenli etkili olabileceğini hepimize gösterecek. Evet, birazdan gazeteci Erdem Gül telefon attığımızda olacak. Evet, tekrar edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı basın toplantısında 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini söyledi. Stüdyomuza Sedat Pişirici'nin de konuklarımızın da sık sık değindiği gibi. Hatta tam rakam da verebiliriz. 12 gün önce en son erken seçim yok demiş galiba Sayın Cumhurbaşkanı. Ama bugün erken seçim
kararı açıklandı. Dün Milliyetçi Hareket Partisi erken seçime ilk işareti vermişti. Bu arada bir de hatırlatalım, akşam Güne Bakış Ana Haber Bülteni'nde de gazeteci Kemal Can konuğumuz olacak. Bu konuyu konuşacağız yine. Arkadaşlar eğer hazırsa Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısını videosu sanırım rejide hazırsa bir onu tekrar izleyicilerimizle paylaşabiliriz. O sırada da Erdem Gül'le telefon bağlantısı sağlayalım. Buyurun, buyurun. Değerli basın mensupları, bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Medyascope TV erken seçim özel yayını devam ediyor. Şu an telefon attığımızda konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül var. Erdem abi hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, bugün erken seçim açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tarih verdi 24 Haziran. Ankara'da nasıl karşılandı diyelim? Ya şöyle bir şey bu. Dün aslında Devlet Bahçeli'nin MHP liderinin açıklamasından sonra erken seçim meselesi için bir tereddüt kalmamıştı. Şimdi ama bugün, yani dün akşam da 15 Temmuz'da olabilir, sonbaharda kalabilir gibi daha iyimser ifadelerin gerçekçi olmadığı, iktidarın, AKP-MHP iktidarının tabii diye tanımlamak lazım, net bir biçimde çok acelesi olduğu bugün net olarak ortaya çıktı. Aslında geriye doğru gidersek AKP'nin 15 yıllık hükümeti döneminde bir kez, sadece bir kez erken seçim yaptılar. O da çok Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'ün önüne 367 gibi bir sorun çıkmıştı, hatırlayalım. Bunu aşamıyordu iktidar ve orada anayasa değişikliğiyle birlikte erken seçime gitti. Erken seçime gitmek zorunda kaldı. Zaten geriye doğru iktidarların nasıl erken seçim yapabileceği belli. Bir tıkanma yaşamaları gerekir ki erken seçime gitsinler. Yani ülkede hani yönetilemez, yönetme sürecini sorunsuz gerçekleştiremeyişleri noktasında iktidarlar seçime karar verirler. Geçmişlerinde bir 22 Temmuz Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı meselesinin tıkanmasıydı. Şimdi geldiğimiz noktada aslında tam bir yıl önce, hatırlayalım, tam bir yıl oldu. 16 Nisan referandumunun sloganlarını hatırlayalım. İki parti yine birlikteydi, evet cephesi. Ne dediler? Artık Türkiye'nin bir takım kangren sorunları olmayacak, koalisyon olmayacak, terör bitecek, siz oyu verin. Hatta işte Türkiye kelepçelerinden, prangalarından kurtulacak dediler. 16 Nisan'da evet aldılar, geçirdiler. Önlerinde de 1,5 sene var. 1,5 sene varken üstelik de sürekli resmi açıklamalardan asla erken seçim yok deyip 1,5 senelik de güllük gülistanlık bir idareye hakimiyet varken yok ama başka sorunlar çıkabilir, dış sorunlar çıkabilir, Suriye çıkabilir, ekonomide sorun olabilir, nifak olabilir denilerek seçime gidiliyorsa burada şöyle bir şeyi söylememiz gerekir. Bir, muhalefeti azarlıksız yakalamak istiyorlar. Bunu en böyle hızlandırılmış rekor düzeydeki bir hızla yapmak istiyorlar. İyi Parti Meral Akşener zaten çokça konuşuluyor ama ben genel olarak daha organize olmak zorunda olan, birbirine benzemeyen partiler olarak organize olmak isteyen muhalefeti hazırlıksız yakalamak istediklerini düşünüyorum. Ayrıca
en erken, yani daha fazla gidişin bence %50+1 zorunluluğu bakımından kendilerine oy kaybettireceğini ve en uygun takvimin bu olduğunu düşünüp hazır buradayken muhalefeti de kıskıvrak yakalayarak iktidarı kesik kes elde etmek istediklerini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, Erken Seçim özel yayınında stüdyoda Sedat Pişirici'yi ağırladık. İYİ Parti kurucusu Ali Türkşen bizimleydi. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Ciener, gazeteci Erdem Gül ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve yazar Levent Gültekin'le Erken Seçim'i konuştuk. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.